İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek. Bir insan düşünelim küfrün karanlığında kalmış dalaletin müthiş manevi elemini hissediyor. Allah tanımadığı için bu dünya ona bir zindan hükmünde her şey ona yabancı ve düşman vaziyetinde. İşte böyle bir insana iman ile hidayet ihsan etmek, onu İslam'la şereflendirmek ne büyük bir nimettir ve ne büyük bir ihsandır. Şimdi bu nimete önce tevhid aynasını tutup bakacağız, sonra da bu aynayı çekip öyle bakacağız. Böylece tevhid ve vahdette cemali ilahinin ve kemali rabbaninin nasıl tezahür ettiğini göreceğiz. Üstadımız şöyle diyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden o cüz'i ve fani ve aciz adam bütün kainatın halıkı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak üstadımız ilk önce hidayet verme fiiline tevhid gözüyle bakıyor. Tevhid gözüyle bakıldığında ortaya çıkan birinci meyve şu. O cüz'i, fani ve aciz adam kendine verilen hidayetle birden Allah'ın muhatabı ve yeryüzünde halifesi olur. Ellerini açar kainatın haliki ve sultanı olan zat ile konuşu, Kur'an'ı oku, Allah'ın kelamına muhatap olu. Yahu bir insan bir devlet başkanına muhatap oluyor ve onunla 3-5 dakika konuşuyor da bundan bir zevk alıyor ve bununla bir kemal kazandığını zannediyor. Acaba aciz ve fakir bir insan Sultanı ezel ve ebede muhatap olmakla nasıl bir kemal kazanır? Cüz'ilikten kurtulup nasıl bir külliyet kesbeder ve nasıl bir zevki hisseder? İşte insan kendisine verilen hidayet sayesinde doğrudan ve vasıtasız bir şekilde Allah ile konuşur. Ona abd olduğunu hisseder. Der ki, Mabudum kainatın halike ve sultanıdır. Ancak ona kulluk eder ve ondan yardım dilerim. Bunu hissetmek ve bu nimete mazhar olmak ne büyük bir ihsandır. Aklı olan herkes anlar. Üstadımız hidayetin diğer meyvesini şöyle beyan ediyor. Ve iman vasıtasıyla bir saadet-i ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülkü baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek. Bir önceki cümlede hidayetin dünyevi meyvesinden bahsettik. Bu cümlede ise hidayetin uhrevi meyvesi beyan ediliyor. Neymiş hidayetin uhrevi meyvesi? Ebedi bir saadeti kazandırmak ve bir mülkü bakiyi dünya kadar bir mülkü ihsan etmek. Üstadımız şöyle devam ediyor. Ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan ekber yüzünde ve simasında. Önceki cümlelerde bir mümine iman mukabilinde verilen ve hidayet sebebiyle ihsan edilen Üç nimetten bahsettik. Bir, fani ve aciz bir insanın bütün kainatın halıkı ve sultanı olan Allah'a muhatap olması. İki, saadeti ebediyeye, ebedi saadete mazhar olması. Üç, dünya kadar bir mülkü baki kazanması. Elbette daha başka nimetler de var. Hatta bu nimetlerin en büyüğü Allah'ı görmektir. Üstadımız burada üç meyveyi zikrettiğinden biz de üçü üzerine konuşuyoruz. Şimdi bu nimetlerin bütün müminlere verildiğini ve her müminin derecesine göre bu nimete mazhar olduğunu düşünün. Böyle bir ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında ne görünür? üstadımız şöyle cevaplıyor. Bir zat-ı kerim ve münimin öyle bir hüsnü ezelisi ve öyle bir cemal-i layezalisi görünür ki bir bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. İhsan-ı ekber olan hidayetin sadece birkaç kula değil milyonlarca milyarlarca kula verildiğini düşündüğümüzde Hadi isminin bu geniş tecellisini tevhid aynasında gördüğümüzde yine mümin isminin bu tecellisine vahdet aynasını tuttuğumuzda Allah'ın hüsnü ezelisi ve cemali la yezalisi kemali şaşa ile görünür yani hadi ve mümin isimlerinin tecellisine tevhid aynasıyla baktığımızda Allah'ın hem zatının hem isim ve sıfatlarının hem de fiillerinin güzelliğini görüp bu cemal ve kemale aşık oluruz. Faraza bir insan kendisine hidayet edilmesiyle bu ilahi hüsün ve cemali bir kilo gösterebiliyor olsa tevhid dübünüyle bakıldığında bütün hidayetler yan yana gelip omuz omuza verdiğinde bu aynada tonlar hüsün ve cemal gözük. İşte Allah'ın cemalinin ve kemalinin ancak tevhid vasıtasıyla gözükebilmesi budur. Eğer tevhid gözüyle bakılmazsa şu olur. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı ya yani mütehakkim ve hodbin mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eden ki hakiki fiyatı ve bası cennet olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. Eğer hidayet etme fiiline tevhid gözüyle bakmazsak, bu durumda hidayeti ya o kişinin nefsine ya da hidayetine vesile olana hamledersin. Kim gibi? Mutezile gibi. Mutezile kulun cüz'i iradesine tesir hakiki veriyor. Halbuki ehli sünnet irade-i cüz'iyeyi nisbi ve itibari bir şey kabul ediyor. Bu meselenin izahı uzundu, makamı da burası değil sadece şu kadar demekle yetinelim. Hidayetin hakiki fiyatı ve pahası cennettir. Yani hidayet cennet kıymetindedir. Zira cennetin anahtarı hidayettir. O anahtar olmazsa cennetin kapıları açılmaz. Hidayet böyle bir pırlanta iken eğer hidayet etme fiiline tevhid nazarıyla bakılmazsa esbaba havale edilir. Bu durumda ya kul kendi kendine hidayet buldu denir ya da ona falanca hidayet etti denir. Bununla da cennet kıymetinde olan o rahmani pırlanta bir can parçası kıymetine düşer. Yine bütün müminlere hidayet etme yüzünde gözüken cemali ilahi ve kemali rabbani gizlenir. İşte bu sırdan dolayıdır ki şirk en büyük günahtır ve affı mümkün değildi. Dersimizi burada noktalayalım. Şimdilik Allah'a emanet ol.